Esaretle oynuyorum, evet Ayşe. Rutinda ile barışın. Ben küs değilim. Yani kimseyle. Yani herkesin hakkında hayırlısı olsun. Temennim. Bilek yarışmada gerçekten teşekkür ederim Esma. Oynadığın dizi hangi platformda? Kanalda, Kanal 7'de. Yani yerel kanallarda. Bilek Zeyt dedi ki, Zeyt. Yani. Bana herkesin dediğini getirmeyin buraya şimdi. Herkese ayar vermeyelim, durduk yere. Ezber yapmak tabii ki. Zor. Sedat ve seni çok seviyordum erkeklerde. Aynen, biz Sedat'la ben durabildik zaten. Baştan sona kadar. Kendisini de tebrik ettim finalde. Kardeşimin yani ben hariç biri olacaksa evet. Yani objektif bakış açımı sorarsanız. Yani halk oylaması değil de evin içinde yarışmacılar belirleseydi Sedat da olamazdı. Çünkü arkada dönen koalisyonlar mevcut biliyorsunuz. Finalde bileği gördüm, susmadım, konuştum. Konuştum çünkü boş beleş üzerime gelmeye çalışıldı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama bana dokunmaya cesareti varsa bir insanın her şekilde cevabımı veririm. Yani altta kaldığımı da hatırlamıyorum yani. Benden çekindikleri için hiç ikili diyaloglara girilmedi. Benim sessiz kalmamın sebebi bendim yani. Boş tenekeden çok ses çıkar ya. Bozuk paradan da çok ses çıkar. Değerlendikçe, yani kağıt para gibi oldukça sessizleşmen lazımdı. Bunlar gördüğü etkileşimden sonra daha çok bozuldu. İyi Nihat kardeşim, hoş geldin. Sen iyisindir. 9 ay sizle yaşadık. Vallahi özledim yeniler. Yani arzum da dediğim gibi alışkanlık arkadaşlar. Çok normal. Bize de ilk başta ön yargılı davranıldı. Geçen sezon daha iyiydi falan filan diye ama sonra benimseyip bizle birlikte üzülüp ağlayınca, gülünce, mutlu olunca, bağdaşınca mevzu tabii ki bambaşka bir yere doğru gidiyor. Neyse, oradan kimi? Şu an kimseyle görüşemiyorum çünkü durmadan setteyim, set ortamındayım. İşe gidip geliyorum, başka bir hayatım yok şu an maalesef. Teşekkürler yeğenim. Kardeşim sen vallahi eğlenceliydin sen şimdi.
Gel yabani, gör halimi, el bana, ben sana deneyim. Seni sordum yıldızlara, seni sordum martılara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Selam arkadaşlar. Tekrardan selam. PK atıyorum da yeniliyoruz. Ben bir tane PK atayım dedim, yenildik ya. PK atasız alma mı? Aa. Şeyle atayım, dur bakayım. Hızlı yayın. Gel yabani, gör halimi, el bana, ben sana deneyim. Hello. Ne haber? Ne falan, ne haber? Kara çocuk. Kara çocuk mu? Nasılsın, evet. Kararmadım aslında ya. Hiç, ben şey, iş yerinde ameliyatı oldum. Ha, iş yeri dediği de set. Olsun. Olsun. Şimdi nasıl güneşin gidiyor? Altında insan yanıyor. Gerçi bugün yağmurluydu. Yoğunsun. Nasıl gidiyor? Yani hatırla set ortamımızı. Sabah girip akşam çıkıyorduk. Aynı mı? Maalesef. Yani. Olsun be. Emeğini karşına alırsın burada diye düşünüyorum. İnşallah. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim ben de. Okul formasyon kovalıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Olmaz. Ne okuyordun ki sen? Besyo okudum ben, antrenörlük. Öğretmen olabilmek için de formasyona ihtiyacım var. O yüzden şimdi formasyon alıyorum. Bir de ev bakıyorum. Ev bulmaya çalışıyorum İstanbul'da. Onu gördüm, bir ilanını gördüm. Nerede? Kadıköy mü dedin? Kadıköy tarafında, evet. Bir tane buldum ama olmadı. Evin sahibi yurt dışında şey demiş. Önce bir tanışalım, ondan sonra hani. Ne zaman geleceği de belli değil. Onu bekleyemem açıkçası. Senin gözü. Aklında olsun, öyle bir şey duyarsan, görürsen, haberdar edersen çok sevinirim yani. Tamam ama bir şartla. İste, ne istiyorsun? Bizim sete yakın orası. Çok gece kalırsam... Tabii ki canım, kapım her zaman açık, her zaman. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah bizden. Eyvallah bizden aga. Bugün sette değildin mi? Boş mu? Şimdi daha yeni geldim eve. Bir saat falan oldu. Hmm. İşsiz gibi bir de yayın açtım, sonra yatacağım. Yok, işsiz değil aslında. Ben seni bayağıdır görmüyorum yayınlarda. Bayağı evet, sende bayağı. Çağrı daha aynı bir şekilde. Dün açtım. Dün veya ondan önce iki gün açtım. Bir aydır açamıyordum. İşlerin yoğunluğundan dolayı, özellikle kısmet olurum bitişinden biridir. Hatta ara verdiğimizden biridir. Yoksun yani. Bayağıdır yoksun. Bayağı hep tatil matil falan, doğru söylüyorsun. Sen doğru. De bayağı... Ben de açmaya çalışıyorum ama... TikToker yani, oldun sanki. Yetişmiyor. Ben önceden de yayın açıyordum ki. Doğru. Çekimlerden dolayı sadece hani açamadım mecbur. Öyle. Şey nasıl peki? TikTok'tan eskisiyle aynı mı? Yoksa tabii ki bence fark vardır ama. Şey olarak mı? Diziden kaynaklı mı yoksa? Yok. Yani eskiden mesela düzenli TikTok açıyordun yayın. Şu anda eskiden düzenli... 3000-5000 kişi giriyordu. Şu an 300-400 yani. Çok ama farklı. O şeyle alakalı sonuçta, hani atıyorum aktif. Instagram'da falan da öyle değil mi? Aktiflikten ziyade kitle de artık. Hani eskisi gibi değil yani. İzlenme oranları gibi düşün yani. Doğru. Yapacak bir şey yok o konuda. Yani Nişantaşı'nda bir kavga çıkarmadığım sürece kişi sayısı bu şekilde devam edecek. Çok iyi.
İyisin değil mi? Bir problem yok hayatında, bir Ben değişiklik. iyiyim, ben iyiyim. Bir Sen bu yeni şey mi, bir final günündeki saçın mı evet. bu? Çok güzel olmuştu bu arada. Teşekkür ederim. Peki Şimdi, finalde ben sen şimdi... görsel olarak nasıldın? Dış görsel olarak yorum yap. Bilek Çok olarak. güzeldi. Valla Ya. çok Ya çok teşekkür güzel. ederim. Şey diyeceğim. Peki sana pembe yakışmadığını iddia eden kişilere inat falan mı pembe giydin? Ben biraz editlerden etkilendim de. Pembeyi sevdiğim için giydim. Kimin ne düşündüğü çok da umurumda değil yani. Sen çünkü başlarda da pembe giyiyordun hatırlıyorum yani. Evet. Ya Kulaktan özellikle sonra açıkçası dikkatimi onun çekti için de. giymedim özellikle. Pembe, o elbise zaten bende vardı. Dedim ki yeni elbise almayayım, bir de pembe güzel falan. Öyle giydim yani. İyi ki de giymişim, Anladım. ben çok yakıştırdım kendime. En iddialı duran arkadaş yarışmacılarımızdan evet biriydin yani o konuda. Ciddi misin? Ama böyle daha Evet. adi elbiseler de vardı, iki tane, onlardan ziyade mi? Yok, onlardan ziyade Spor değil. bedeni olarak mı? Genel olarak diyorum Ya teşekkür ederim. Ben mesela yorumları okuyorum böyle final günü. Hani kızları böyle editlemişler. Yorumlarda genelde benim adım var. Çok hoşuma gitti o yüzden. Kombinim beğenilmiş. Saçım da yakıştırılmış aynı şekilde. bence de öyle duruyordu ya, yani. Yalan yok. Teşekkür ederim. Şımardım. Çok senin için çok hareketli bir final günüydü. Ne sen sor ne ben söyleyeyim ama ben hepiniz ama bir yönden kızgınım çünkü neyse gerçi geçti gitti ya, konuşmanın anlamı yok. Yani çok konuşmanın bir anlamı yok dediğin gibi Aynen aynı. aynen. Bir sözümüz vardı. Senin Nasıl? bir iddiamız vardı, sen kaybetmiştin hani. İki kere üst üste. Neydi o ya? Araya çok Hatırlamıyor zaman girdi musun? Azizciğim. Söyler misin? İki defa üst üste pek attık, kaybeden kazanana. Hayır, yayını durdurma. Yayını Kahve. durdurmayacağım. Kahve kahve. Evet. Değil mi? Söz Ne vermek. zaman istiyorsan. Ama sen şimdi sette senin yoğunluğun var. Sen olsun ben ayarlarım. Sen söyle. Tamam. Ben kahveyi çok seviyorum. O yüzden sözünü tutman gerekiyor. Beni ilgilendirmiyor yoğunluğun. Ne zaman istersen problem değil. Sen öyle şey taraflarına geldiğinde söyle. Atıyorum Beşiktaş'tır, Kadıköy'dür falan. Tamam, ayarlıyoruz. Ciddiyim yani atıyorum ararsın falan belki benim o gün işim yoktur veya setten erken çıkmışımdır. Ayarlarsan gelirsin gibi. Aynen öyle. Okey. Tamam. Onu hallederiz sorun değil. Görüştün mü peki kısmetse olur finalinden sonra? Hayır, hiç kimseyle ya da hiçbiriyle Birileri. iletişime geçmedim açıkçası. Bir şey daha ya böyle storiesine cevap verdim. Saçını yaptırmış o da. Alev falan attım. Çok güzel olmuş saçlar. Gördün mü bilmiyorum ama Canım. çok doğru Yani bir o karar. son finaldeki o mor saçtan sonra her saç güzel Ya. geldi bana şeyde Ali'ye gidi Dur de. bir saniye. Bir tane internet açmam lazım. Bir saniye. Tamam. Gel yabani gör Dediğim gibi çok halimi. güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. Baya. Kadın mükemmel olmuş. Saftirik keşke en başta yapsaymış şöyle. Çok beğendim yani ben. Evet, niye bilmiyorum artık. O zaman bana sormuştu benim Onu kaynakçımı. da Ben yaptıracak sanmıştım ama yaptırmadı. herhalde kısmet olur da devam ediyor herhalde. Yani yeni bir şeye Şey gördüm, doğru mu bilmiyorum. İnşallah doğrudur. Hak ettiğini düşünüyorum çünkü. Sunuculuk muhabbeti mi ne? Panorama muhabbeti. Bir şey gördüm. yani ben sağdan soldan duyduğuma değil gördüğüm kadarıyla hani o storiesinde arkada bizim bir yeşil koltuk var ya Evet, rejide onu ben beklemiyordu. de gördüm. Ne alaka bilmiyorum. Dedim işte O kesin olabilir. proje ile ilgilidir. İmajı da değiştirdiyse. Ha, saçı... Hakkıdır valla. Hiç şey yapmam yani. Hakkıdır. Arkadaşlar Vallahi 3 gün... çok istiyordu. Çok Evet. istiyordu zaten. Evet. Hatta bir şaşırmıştı hatta o panorama teklifi gelmediği için. Çünkü tak tak çok ani oldu. Çok ani bir... Neyse yani çok aniydi. Ben onu bekliyordum şahsen ama. Vallahi ben de kendim bekliyordum ama başka şeyler çıktı. Olsa, Koalisyonlar çıktı. Boş versene Azize. ben yemin ederim koalisyon değil içimden geldiği gibi yaptım. Ben ya Sarı Burak'a oy verecektim ya Luka'ya. Valla.
Kuliste röportaj yapacakmış. Aynen, ben de öyle gördüm ama bilmiyorum. Ben de ben öyle sadece gördüm. o yeşil koltuğu gördüm arkadaşlar. Ben de öyle gördüm. Hayırlısı olsun hakkında. İnşallah çok iyi yerlere gelir. İki katını açmışız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iki katı. Ne vurursanız şu an iki katı. Ha, öyle şeyler var değil mi? Aynen arkadaşlar. İki katı. Ne vurursanız öyle oluyordu. Unuttum ben. Unut, bu kadar hızlı unutmuş olamazsın ya. Şaka gibi. Beni aylar geçince. Tüh bilek büyük ödülük. Chat 30 saniye iki katı yeniliyoruz şu anda. Allah'tan büyük ödülü bir ayda alıyoruz artık. Gel yabani gör. Senin tepkini göremedim orada ben şeyi. Ödülü gösterdiklerindeki o tepkini göremedim. Ya yok, bir şey demeyeceğim canım ya. O temsili bir şey herhalde ben. Temsili falan hala... ben hiç olduğunu düşünmüyorum. Direkt 150 bin o. Enteresandı yani. Yani biraz şeydi. Şoka girdim biraz. Sedat'la gülme krizine girdik abi. Onun şarkıda şey var ya, bir de olmaz olmaz diyor ya. Öyle, olmaz, evet, olmaz, olmaz olmaz. Şarkıyı söylerken öyle yapıyordu, gördüm onu ben. Haklı. Ya olmamalı olmamalı haklı diyoruz. En başından yani. Beri var çünkü, bir de haklı yani, o yüzden. Of. Vallahi ben de en başından beri vardım. Da kimse hakkı demedi yani. Manyadım. Haklısın. Ortada evlilik falan yok yine, iyi be. Ya evlilik inşallah olur bu arada. İnşallah yani, çok güzel gözüküyorlar. Kendileri adına. Ödül şaka gibiydi, güzel. İlk olur sence nasıl? Dediğim gibi arkadaşlar, bir ilk kadroyu baktım, kim var kim yok, tanıdık var mı diye. Ben açıkçası fotoğraflarını gördüm. Yasin'den fotoğraflarını gördüm, böyle story attı ya. Hiç açıp izlemedim. İzleyemedim ama güzeldir yani. Sonuçta seçiliyorlarsa belli bir şeyden geçiyorlar. Ya, orada bulunmalarının bir sebebi var. Aynen. 9, 8, 7, 6. Hadi yenelim arkadaşlar. Son 5 saniye. Yenildik ya. Olmaz, şaka mı? Olmaz. Olmaz, olmaz. Vallahi yenildik. Bilek. İyi bir ama da. Ara verdim, ara verdim ama gene yeniyorsun. Helal olsun. Yok. Yok ya. Biz neler neler ya. Bizim bu 50K 100K oluyordu burası. Hatırlıyorum. Gerçekten düzenli yayın yaptığın zaman bu ağzım açık izliyordum seni. 12.1'de çekim bitiyordu. 2'de gelip yayın açıyordum. Gece bir de bak, gece 2'de. Hatırlıyorum şey. Yayından çıktığımızda fix bunların şeyleri vardı. PK'ları. Dörtlü PK'lar, ikili PK'lar. Hatırlıyorum. Dörtlü PK'larda biraz bozuk. İkililerde iyiydik de. Dedikodu versenize yahu. Arkadaşlar ara ara misilliyorum. Merak etme. Görüyorsunuz yani. Söyleyelim hadi. Ara ara çıkartıyorum. En sevdiğim şeyler. Evet Azize. Peki şu an ilişki durumun nasıl? İlişki durumum diye bir şey yok. Şu an kendime odaklıyım açıkçası. Yani o formasyon işleri falan filan diyorsun. Hem ev taşıma işlerim var. Şu an başımda bir ton iş var. Bir de ilişkiye zaman ayıramam tarzı diyorsun. Öyle. Aynen, kendime yetemiyorum şu anda. Abi şimdi ilk zaman ayırınca da ayırdığımız ilişki bize iyi gelmedi ki anasını satayım bu süreçlerde. Hani yanında destek olsun, arkadaşın gibi olsun, sırdaşın gibi olsun, iyi gelsin. Hani bu ilişki dediğim biraz şeydir hani. Yükünü sadece paylaşmak demeyeyim de. Sadece sevgili değil yani ilişki. Nedir yani? Her konuda yanında olmak. Yanında böyle kafanın rahatlığı, mutlu edecek. Bizimkiler sadece kaotik gelişti abi. Sadece enerji emici oldu. O kötü işte. Evet. Benim için de öyleydi şahsen. Daha fazla. O yüzden hak veriyorum. Şu an diyorsun ya, düşünmüyorum. Yani şu an açıkçası yapmak için yaparsam bile ne ben mutlu olurum ne de hayatımdaki insan mutlu olur. O yüzden çok mantıklı gelmiyor benim için şu an. Yani. Sen peki? Sedat'la takipleşmişsiniz. Evet. Hadi hayırlı olsun. Sen peki? Sedat'la? Bak Sedat'la ilk bölümden finale kadar takipleşmedik. Yeni takipleştik yani. Öyle bir istatistiğimiz var. Olsun. Herkes içini rahatlattı ve güzel bir şekilde en azından bazıları kapattığı için konuların hepsini herhalde.
Sen bir şey dedin, kusura bakma, Ha, lafını böldüm pardon. bak. Yok estağfurullah. Şey sordum. Hani sende biri var mı hayatında ya da kafanda ya da olmasını istiyor musun? Hazır hissediyor musun ya da? Ben de biri yok. Olsa güzel olurdu ama biri yok yani. Yani olsa sıkıntı yok diyorsun. Okeylersin Olsa da olabilir yani, olsa da olabilir yani. Biri aynı yok, şeyleri birileri var yapmıyorum. yani. Yok öyle bir şey. Manyak manyak. Chat 3 gün lazım. Ve chat aynı şeyleri yazmayın lütfen. Okuyorum, görüyorum. Nasıl gidiyor? Dizi Evet. güzel gidiyor. Çok şükür arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Helal olsun be. Gurur duyuyorum seninle. Vallahi helal olsun. İnşallah daha güzel şeyler olur İnşallah da. böyle daha iyi yerlerde, çok daha güzel yerlerde olursun. Beni daha çok gururlandırır Mazizeciğim. Sana daha çok kahve alırım. İnşallah. Hani benim anken yapacaktın hani? Ama sen He. He. müracaat etmiyorsun yani. Ben, Buna bana niye bir müracaat etmem gerekiyor? normal şartlarda hiç yazdın mı? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Şubat bir şey vardı. Ben sana her türlü yardımcı olurum ki. Ne bileyim, rahatsız ederim ya da yanlış anlaşılırım diye açıkçası. Direkt SS alıp atarım yani. Hadice bana yazıyor diye. Ne? Ne yanlış anlaşılabilir? Hani ne bileyim dersin ki ne alaka bu şimdi falan da diyebilirsin. Ya da yoğunsundur bana Hayır, yazacak zaten bunun vaktin üzerinde olmadı. konuşmuşuz yani. Haklısın. Yayından sonra rahatsız edeceğim Ağladım seni. yani, dediğim gibi elimden geleni yaparım programda. Edeceğim. Yazmazsan gör. Azize Kas Ajansı'na başvur. Just Ajans. Tamam ablam. Arkadaşlar yenilmeyelim. Az önce Bilek yendi bizi de. O yüzden. Yenilmeyelim. Arkadaşlar yine yenmemiz gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Hayat Hoş memat. geldin. Hayat memat meselesi. Dizinin adı ne? Esaret. Arkadaşlar son 10 saniye. Yenilmemeliyiz. Geldik. Dilinden tebrik ediyorum seni. Ama Teşekkür son bir belirlememiz lazım mevzuyu. ederim. Tamam. Neymiş ne değilmiş. Dilşah Şimşek araştır bak çok iyi arkadaşım. Abla ben yayından sonra sana yazabilir miyim bu konu hakkında? Yarın setim var mı Black? Yarın setim var. Bari çok geçe kalma dinlen bari. O yüzden son bir PK atalım dedim ben. Gözüm kapalı. Sonra komple gideceksin. Tamam ben daha duracaksın sandım. Değil mi ya? Manken ol aşkım. Olur mu benden manken? Benim Olur. renkimim biraz geniş ya. Değil. Mankenler daha böyle düz Ne alaka? kalın Hayır, o yanlış bir şey, biliyor musun? gibi Ne alaka? Her bedene göre bir manken var. Yani senin mankenliğin de o diğer kemik gibi olan cılızlar yapamaz. Senin yapabileceğini. değil mi? Şu an yeni dünya, yeni standartlar, bak her zaman değişir. Moda değişir, tarzlar değişir, kalıplar değişir, mankenler değişir. Şu an Kylie Jenner, atıyorum leğen kemiği geniş dediğin gibi. Evet. Böyle mankenler revaçta mesela. Ciddi söylüyorum, bunu makara yapmıyorum yani. Anladım, yok yok anladım. Mesleki Mantıklı da olarak gayet. bakınca şu Ama genel an olarak mankenlere baktığımda şeyler ya böyle düz. Düz yani dümdüz kalem gibi. Yani kalça olarak da göğüs olarak da bel olarak da göbek düz yani. O yüzden. İşte hani hala tabii onlar da var, bu da var. Benim şimdi programa ilk girdiğimdeki halim sivrisinek gibi, anasını satayım. Her kalıba gireceğim, şeyi taşıyacağım, tişört taşıyacağım diye şeyim 70. Şu an var ya 10-15 kilo daha azım yani. O Daha mı halim azsın? öyleydi. Evet. Hayır, o Hmm. halimden değil yani. O halim Ha. diyorum. Ha, tamam. Şu an bayağı Evet. Evet, evet, evet. Onu etli burunlu ve diyecektim. mutluyum yani. Chat Bir 4000 ihtiyacı var. gönderme daha. Çok iyi Renk o kullanıyorum güzel sesiyle bize şarkı söyler mi? Bilmiyorum. bu tipi. Hangi şarkı? Edemiyorum. Hangi şarkı? Hangi şarkı istiyor musun? Karşıya yazın da görsün bari. 3 tane gül alamadık ya. Teşekkür Sesin ederim. güzel ama yani belli ki.
O kısmı atlıyoruz hemen. Neden çıkarmadın zaten anlamıyorum. Herkes şarkı çıkarırken sesi güzel olanlar neden çıkarmıyor onu da anlamıyorum. Yani. Sen, Sara, Burak. İkinizin de sesi çok güzel ve ikiniz de şarkı çıkarmıyorsunuz. Evet. Şule ablacığım teşekkür ederim. İşler ona da katılıyorum dediğin gibi. Yani. Sara Burak'ın da sesi güzel. Çok güzel sesi gerçekten. Türküleri falan çok güzel söylüyor özellikle. Neyse en azından o şey yaptı işte. Hı. Burak genç modayı kurdu da. Evet. Çok iyi oldu. Yani biz ne şarkı çıkarabildik, ne parfüm, ne tişört. Ama oyuncu oldun öyle düşün. Az. Aynen. Gayet çok iyi bir şey yani. Ben gittim geldim oturuyorum. Varlığın yeter. Öyle düşünme. 250 bölüm içeride duranların yaptığı icraatı 10 bölümde gerçekleştin. Tebrik ediyorum hadi. Hiçbir şey yapmadım. Sesim oturmaktan başka. Evet evet. Sen de benim familyadansın. Sen de suspustun. Hatırlıyorum. Evet. Ya ben... Hatırlıyorum. Evet. Ya ben çünkü yüksek sesi bile tahammül edemiyorum. Bu bağırışma falan yani... Ne gereksiz anladım niye bağırıyorsunuz falan modunda oluyorum o yüzden. Ben de onu anlattım anlamadılar abi. Benim şeyimde yok yani. Tabiatımda öyle bir şey yok. Ben çünkü aile yapısı öyle küçüklüğümden beri öyle yetişmedim. Tartışma falan hiç olmadı yani çevremde. Aynen. Aynen. Yüksek sese gerek yok yani. Duyuyoruz anlıyoruz modundayım o yüzden. Gibi gibi yani. Aynen. Nerede oynuyor Bilek? Esaret diye bir dizi var arkadaşlar. Esaret. Öyle oynamış. Şule abla yazacağım yayından sonra sana sıkıntı olmazsa. Şule'nin soyadı ne? Yurt dışında yaşıyor. Bilmezsin. Bir durmadan Şule diye biri geliyor falan o yüzden. Ha, yok yok. Kullanıcı adı farklı zaten. Umarım yenemeyiz bu arada. Farkımız çok az. Umarım yeneriz arkadaşlar. Son peygam. Ha biliyor musun? Kullanıcı adı sessiz sedasız. Hı, doğru biliyorum. O da beni biliyor. Biliyormuşsunuz. Evet. Arkadaşlar son 22 saniye yenelim. Güzel bir son yapalım olmaz mı? Ne olur. Artık okunmayan bir hikayede noktayım. Son pekamız, son saniyeler kısmı. Zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem kararsızım. Garaj sayfa teşekkür ederim hoş geldin. Bir kere yendik ha. Yenildi. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Azizeciğim o zaman kahvede derken bu hani okeyin batağın oynandığı bir kahveden bahsetmiyorum. Görüşürüz tamam. Tamam. Hem şeyi de konuşmuş oluruz o muhabbeti. Seni bir daha her şeyi konuşuruz. Tamam. İyi kalır sana. Teşekkür ederim. İyi uykular. İyi dinlenmeler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Evet, son bir şarkıyla uğurlamak istiyorum hepinizi. Hangi şarkıyla? Tabii ki de aşkın olayım. Yanlış anlaşılır. Hani tüm Galatasaraylılara selam olsun da yani bu şarkı geçen sezon ilk benle anıldı. Rica ediyorum yani. Biz de çok gol attık. Çok asist yaptık ama öyle sevinmedik yani. Sormana hiç gerek yok. Yanmışım tarifi zor. Söylerim günlerin gene. Yüzün gülünce güneş doğar ya, gözlerimi kısarım, güller açar bir anda. Bir ömür böyle, güller güneşler. Arzumdu, teşekkürler Gayecim. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce.
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince. Yandığım yeri hep buralar sayende. Üzgün çocuk, görüşürüz. Gel bir sarayım, aşkın olayım. Kilo mu verdim? Kilo aldım diyorum size. 10-15 kilo aldım diyorum. Bilek kral saçlarım var. Osman'cığım evet. Bu sinir stresten saç da kalmayacak ama neyse. Canlarım, hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz yine. Ben artık yatayım, uyuyayım. Bir değişmişsin Bilek. İyi anlamda mı, kötü mü? Bilek yeni sezona geliyor. İnşallah. Seni çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Aşırı yakışıklı olmuşsun. Vallahi öyle diyorlar. My name is Munda. Genelde böyle diyorlar. Bir kadında fiziksel ve karakter olarak ne önemli senin için? Merhamet, kalp. Yani şey olsun. Bu fiziksel şeyler değişiyor. Kilo alabiliyorsun, verebiliyorsun. Bir yerin çiziliyor, bir şey oluyor. Öpüyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.